Sesiniz kapalı. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Merhabalar, Kadıköy Düşünce Platformu'nun bu haftaki toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarını insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiarıyla yaklaşık 29 senedir devam ettirmektedir. Toplantımız 1396, uzaktan 131. toplantımız. Bu haftaki konumuz holistik eğitim ve zeka katsayısı. Program akışımız 15.35'te sunumla başlayacağız. Mustafa Bey'in sunumuyla 16.45'te kapanışı gerçekleştireceğiz. 15 dakikada serbest kısımda devam edeceğiz. Şimdi ben sözü Mustafa Bey'e bırakıyorum. Buyurun Mustafa. Arkadaşlar merhaba. Bugün konu başlıklarıyla itibariyle şöyle bir başlangıçta neler konuşacağıma dair bir kısa bilgi vermek istedim. Bu sefer herkes çok biliyor ama bildiği bir konu olduğu için. Aray Bey, teşekkür ederiz. Bildiğiniz bir konu olduğu için aygı konusunda çok fazla sadece bir başlık olarak onu koyuyorum. Ardından diğer zeka türü olan mesela IQ'yu, yani duygusal zekayı, emotional intelligence dedikleri şeyi, ondan sonra bir de CQ var ki cultural intelligence deniyor buna. Bir de onu da biraz konu edeceğim. Ancak pilin etkisi diye bir şey var. O pilin etkisi, eğer şeyi seyretmişseniz, benim gönderdiğim tavsiye ettiğim videoyu, pilin etkisi doğrudan doğruya zekanın, zeka katsayısının bu yüzyılın geçmiş yüzyılın dört kuşağında yükseldiğini, dört kuşağından sonra batıda ağırlıklı olarak, batıda azalmaya başladığını yeniden, bu nedenle de bu işin nasıl olduğuna dair şu anda çok kafa yorulduğunu biraz irdeleyeceğiz. İşte mesela Türkiye'deki zeka seviyesinin dağılımını gösteren haritadaki farklılıkları da bu çerçevede irdelemek mümkün. Zekanın niye arttığını veyahut da niye azalacağı konusunda biyolojik bir gerekçe olması zor. Daha doğrusu biyolojik genetik gerekçe olması zor ama biyolojik gerekçe olabilir çünkü insan bünyesine giren pek çok şeyle ilişkili olabilir. Havayla, suyla, tuzla, yemekle, içecekle vesaire. Bu konuları bir de heterozetli, özellikle ötenik etki diye iki tane değişik etki türünden de bahsedeceğim. Ama bunların hemen, bu bahsettiklerimin hemen daha başında basit bir tanımla IQ'yu nasıl tanımlıyorlar onu aktarmış oluyor. Zekanın çeşitli sorulara verilen doğru cevapların referans topluluk ortalamasının 100 kabulleriyle elde edilen sayısal değerine biz zeka katsayısı diyoruz veya da İngilizcesi intelligence quotient denilen bir ifadeyle tanımlanıyor. Bu şu anlama geliyor, işte bir yerde testlerde zekalar ölçülüyor, sorulan sorulara karşılık verilen doğru cevabı puan veriliyor ve böylece diyelim ki 50 puan çıkıyor bir kişinin zekası. Orada 10 bin kişi içerisinde yapılmış bir testin ortalamasından da mesela çıkıyorsa, 100 çıkıyorsa bu adamın zekası 50 olmuş oluyor gibi. Böyle bu zeka testinin sonucu da bu. Sayısal ifade, skor ifadesi yani. Başka ne diyebiliriz? İngilizce'de işte IQ diye tanımlanıyor. Başka isimler altında da işte dediğimiz gibi IQ'lar var. Bunlar farklıdır tabii IQ'lardan. Bu bireysel bir ölçüm. Intelligence quotient dediğimiz şey bireysel ölçülüyor. Yani birey için zeka katsayısı dediğimiz şey bireyde ölçülüyor ve akademik değeri var. Oysa mesela emotional intelligence dediğimiz şeyin akademik değerinden ziyade toplumsal değeri var. Çünkü ilişki kurmakta insana çok pozitif durumlar sağlıyor. Bu açıdan baktığımız zaman şimdi bir de
cultural quotient dediğimiz en son daha hiçbir yerde çok bahsedilmiyor ama Harvard'çılar bunun üzerine çok çalışıyorlar. Çünkü problemi fark etmişler. Şu anki dünyadaki bu gelişmeler gerçekten de IQ'nun bir gerileme dönemine girdiğini, 90'lardan itibaren Batı dünyasındaki IQ'nun gerilediğini fark etmişler. Bunun nedenlerini araştırmaya başlayınca fark ettikleri şu olmuş, belli bir sınıra erişildiği noktasına gelmişler. Analitik, inanır mısınız buradan da analitik yaklaşımın tamamlandığının göstergesi olmuş oluyor. Yani analitik şekilde yetiştirildiğiniz zaman artık maksimuma ulaşmış oluyor. O noktaya gelmişler. Yani bunu bu şekilde ben kolay ifade ediyorum da onlar tam bu şekilde ifade etmiyorlar. Ama onların anlattıklarından, değerlendirmelerine bakınca analitik bir şekilde eğitimin veya öğretimin insan zekasında belli bir noktaya getirdiğini ve ondan sonra yavaş yavaş da gerilemenin başladığını. Çünkü problemler, çevre problemleri analitik zekanın çözemeyeceği şekilde bir yöne doğru evriliyor. O yöne doğru evlenince siz eğitim bakımından analitik şekilde alıyorsunuz ama çevresel indirgenmiş bir tarzda problem yaratmıyor. Tam tersi bir holistik tarzda problemler veya da karmaşık problemler oluyor bunlar. Karmaşık problemleri de analitik çözümle yapamıyorsunuz. Ha, şöyle söyleyeyim, size bilgisayara verirler, bilgisayarı da çözüyorsunuz simülasyonla ama onun haricinde testlerde simülasyon yaptı sonucuna ona göre bize bunu bildir demiyorlar tabii. O zaman da puanlar düşmeye başlıyor. Bunu da aktarmış olayım bu arada hemen. Başka bir önemli husus, bu Flynn etkisinin nedenlerinin ne olduğu. Pek çok her bir kuşakta 3-4 puan düşüş olduğunu söylüyorlar 1990'dan itibaren. 90'ların başından itibaren. 1910'da başlamış diyelim ki 80 yıl ölçmüşler. Hep artış olmuş. Her bir kuşak 20 yıl olunca her bir kuşakta yaklaşık 3 veya 4 puan bir artışı var. Bunu şimdi ne olmuş oluyor demek ki eklersek 4 kuşağa 4 bölü 16. Yani şu anda bir ortalama zekadaki bir insanın deseniz ki yani siz bu testleri 1910'dan 10 testlerini yap deseniz ortalama zekadaki insanlar ileri zekalı çıkacak hepsi. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir durumla karşı karşıya olay. Öyle olunca tabii bu şu ana kadar 90'lara kadar olumlu gelmiş ama bu sefer de Batı dünyasında gerileme var. Bu gerilemenin nedenlerini işte bu Flynn denilen Amerikanlı ama Amerika'ya kızmış mıdır nedir? Yeni Zelanda'ya yerleşip orada yaşamını sürdürmüş. 1934 doğumlu, 2020'de de vefat etmiş adamca. Neyse biraz ırkçı bir tavrı olduğu için herhalde Amerika'ya kızmış. Çünkü o meşhur bir laf var. Zencileri şey gösteren, ilkel gösteren bir kitap da çıkarmış. Ondan dolayı terk etmiş olmalı diye düşünüyorum. Neyse bizi ilgilendiren tarafı bu değil tabii. Ama bakıyorlar arttıran nedir? İlkin onu düşünüyorlar. İlkin neyi arttırdı? Onları inceledikleri zaman şu ortaya çıkıyor. Arttıran doğrudan doğruya iyi beslenme, çevre koşulları. Buna ötenik denilen bir şey var. Ötenik insanın ev dünyasına veya çalışma dünyasında çevresinin işte besinlerin güzel olması, hastanenin hastalıkların çabuk giderilmesi, ona benzer pek çok faktörün doğrudan doğruya insanın bu yaşamında olumluluk yarattığını, olumluluğunu da kaçınılmaz olarak insanın zekasının olumlu bir şekilde artışına neden olduğunu tespit etmiş veya öyle iddiası var. Bunu da bir teori olarak diyorlar işte böyle. O teorinin de bir ismi var. Şimdi oraya girsem çok karışacak iş. Ama isterseniz ismini kısaca söyleyeyim. Cumulative Cultural Brain Hypothesis diye böyle bir hipotezin şeyi bu. Bu çerçeve içerisindeki o çevreden gelen etkilerle çevrenin güzel olması vesaire insan zekasındaki daha doğrusu zekada biyolojik kısımda veya genetik kısımda bir artış yok da öğrenme neticesinde verilen cevaplarda uygun bir gelişim olduğu iddiası var. O nedenle de bunu nasıl yaptıklarını da söyleyeyim. Şeyi olana ne diyorlar? Ötenik diyorlar. İşte aklınıza ne gelirse
bizim insanoğlunun kentsel yaşamı içerisinde, bir evin içerisindeki şeyler, güzel imkanlar nedir? İşte mesela şimdi ısımız güzel, yani odada oturuyoruz, hastalıklar konusunda ilaç kolay alıyoruz, hastanede hastalık giderimleri iyi, iyi uykumuzu alıyoruz vesaire. Bunların çok önceleri olmadığını, bunların zayıf olduğunu, o nedenle de etkilediğini. Bir de oraya geleceğim, heteroz etki diye bir etki var ama onu Türkiye'deki seviyeyi tekrar baktığımız zaman haritaya, o heteroz etkiyi göstereceğim ki bu bölge heteroz etkiyle daha biraz daha zeki. Neye göre? Türkiye'nin diğer taraflarına göre. Güney Marmara'nın zeki olmasının sebebi Ege, orada Batı Marmara diye geçiyor ama Batı Marmara'da ben şeyi incelediğimde Trakya kısmını Batı Marmara'nın içine İstanbul hariç olarak düşünüyorum Marmara ve Bursa, Doğu Marmara'da Bursa ve Kocaeli olarak düşünüyorum. Batı Marmara'nın 4 tane şeyi var, 5 tane kenti var. İşte orada daha doğrusu ili var. Edirne, ondan sonra Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir. Bu 5 ilde, 5 il en yüksek değerde Türkiye'de zeka seviyesi de gözüküyor. Ama bunların içerisinde de ben Güney Marmara'nın daha iyi olduğunu biliyorum. Sebebi de daha önceki bir incelememiz sırasında özellikle bak, işte o buraya ilk geldiğimde ulan diyorum bu dönemde niye zeki ya? Kadıköy'e göre ortalama olarak daha zeki gözüktü bana. Ondan sonra inceledim, bu inceleyince de Türkiye'nin önemli zeka yer görevlere göre yüksek olan bir bölgesinde olduğunu anladım. Sebebine heteroz olgusundan anlatacağım. Onu daha sonra anlatacağım. Heterozun ne olduğunu. Şimdi bir de nedir? Bu şey kültürel beyin hipotezi. Kümülatif kültürel beyin hipotezi nedir? Vallahi onu inceledim ama şu anda bile 15 dakika oldu. Bunu anlatmaya kalkarsam neredeyse 15 dakikada 10 dakikada bunu anlatmam lazım. Onu da geçiyorum. Ama bakabilirsiniz, İngilizcesi var. Cumulative Cultural Brain Hypothesis diye İngilizce şeyde baktığınız zaman öğrenebilirsiniz. Merak ediyorum. Burada ben orada yazılanlardan farklı olarak birkaç bir şeyi ortaya koydum ki nitel kutupsallık diye veyahut da ikotomi diye bir şey var. Beynin büyüklüğüyle sosyal grup büyüklüğü birbirini tamamlıyor ama karşıt olarak tamamlıyor. Sosyal grup ne kadar büyük ise insanların zekasında da gelişme etkisi var. Sosyal grup. Yani siz tek başınıza yaşadığınız zaman zekanız iyi gelişmiyor. Köyken azıcık daha gelişiyor. Kasabada biraz daha fazla gelişiyor. Atıyorum şeyde, kentte daha gelişiyor vesaire. Belli bir noktaya kadar onun etkisi var. Sosyal grup büyüklüğünün zekaya etkisi olduğunu söylemişler. Başka beyin büyüklüğünü, bu doğrudan doğruya biyolojinin ilk şeyi, tabii ona da söylüyorum, o da doğrudur. Beyni büyük olanlarda biraz daha fazla şey bekliyor. O da doğrudur. Ama bu nitel kutuplaşmış olan bu dikotomik etkilerin biraz daha ötesinde bunlar nicel büyüklük ölçüyoruz. Nitel kutupsallık var ki. Onda da ne var? Sosyal olarak olaylara bakmak, teknolojik olarak bakmak. Bu da iki tane kutup arkadaşlar. Teknolojik bakınca da artış oluyor. Sosyal bakınca. Teknolojik bakışta doğrudan doğruya akademik bireysel IQ etki yapıyorsa. Mesela şimdi durdu ya diyorlar. Özellikle İngiltere'de gerileme başlamış. Neredeyse %2-3 gerileme var İngiltere'de. Ne zamana göre? İşte bu ya 90'lara göre %3 gerileme var. İşte bu durumda bireysel IQ ile ölçülen teknik donanımlanmanın sonuna gelindiğini gösteriyor bu. Ama sosyal donanımlanmanın eksik olduğunu iddia ediyor ki bu sosyal donanımlanma ne demektir? İşte o sosyal zeka veyahut da kültürel zekanın etkisi. İşte onun içindir ki Harvard'lar kültürel zeka denilen zekayı incelemeye başlamışlar.
Sebebi de o. Bütün bunlardan tabii çok ilginçtir. En derinlerden zekanın şey boyutuna baktığımız zaman genetik boyutun içerisindeki bir faydasına veya oradaki etkilerinin neler olabileceğine baktığımız zaman bir çiftleşme örüntüleri diye bir tarifleri de var. Bu şu anlama geliyor. Yani mesela hani biz diyoruz ya şey evliliği var, akraba evliliği. Akraba evliliğinden zeka geriliği çıkıyor ya, bakarsın, bakın bizde Karadeniz'de göreceksiniz. Tamam mı? Bizim bu bölgede de yedi, bak dönende ben bizim ailede ne yapıyorum? Yedi kuşak, yedi göbek olmadan kimseyi kimseyle evlendirmezler. Ve ben bunu Fransızların bir yasası olarak öğrendiğimde şaşırmıştım. Orada da yedi göbek lafı geçiyordu. Evet. Devam ediyorum. Gençlik döneminin uzunluğu. Tabii bu en biyolojik büyüklük olarak insan büyüdüğü zaman daha büyük beyinli insan doğurabiliyor. Artı bir de gençlik dönemi uzadığı müddetçe insan ilk başlangıçta çok fazla şey alıyor. Dışarıdan bilgi alıyor. O bilgiyle de yetiştirme döneminden dolayı daha zeka bu doğrudan doğruya biyolojik zekanın kendisi, yani genetik faktörlerin ya da doğum sırasında oluşan faktörlerin getirdiği zeka üstünlüğünün bir parçası. Evet arkadaşlar, şimdi buradan gittiğimiz zaman şu noktayı görüyoruz. Bilginin, bilgi elde ederekten bir zekanın ne olabileceğini, zekayı görüyoruz ama büyük bir kısmı dediğimiz gibi üzerine koyduğumuz öğrenmeyle oluyor, eğitimle bir kısmı. O eğitimin bu bilgi aktarımı veya bilgi kazanımın elisitasyonu bir yerden bilgi çekeceksiniz. Bu nedir diye baktığımız zaman en üstte bilgelik bilgisi var. En gelişten gidiyorum. Onun altında genel kültür bilgisi var. Onun altında özgün bilgiler var. Tam ortada anlamına geliyor. Onun altında uzmanlık bilgisi. En altında da teknik ve mesleki bilgi var. Böyle beş kademeli bir bilgi hiyerarşisinin içerisinde. En alttaki dediğimiz gibi doğrudan doğruya sanayileşme ve de şu anda hani gerilemenin noktasına getirilmiş insan zihninin artık çok fazla bir şey yapamadığı alan anlamına geliyor. Ama bilgelik bilgisi doğrudan doğruya şeyin IQ ile CQ'nun bir aradalığı anlamına geliyor. Ki neydi CQ? Cultural quotient. Öbürü de emotional quotient. Yani sosyal yapacaksınız ve bilginizi geliştireceksiniz bir boyutlu olarak. Böylece zeka katsayısının şu anda tam karşısında bilgelik bilgisi düzeyi duruyor. Onu ölçmek ve işte ölçebiliyorlar şu anda. Skala yaratmış Harvard ve oradaki işte çalışanlar. Kültürel zeka da aynı zamanda bir döngü olarak da gördüğü. Dürtüler bilgi isteğini yaratıyor. Bilgi isteği bilginin kendi içerisinde manipüle edilmesi için bir strateji gerektiriyor. Stratejiden sonrasında siz eyleme geçiyorsunuz. Eylemden tekrar bir dürtü, yeni bir bilgi. Böylece bu döngü devam ediyor ve de insanoğlu gelişmesine devam edecek anlamına gelen bir şey. Ama biz bunu daha iyi yaparsak 50 yıl sonra biz bu sefer dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelebiliriz. Eğer bunu doğru kavrar ve ona göre de doğru hareket edersek benim söyleyeceklerim. Bu kadar 20 dakika konuşuldu. Esasında bir saat de konuşulur ama bu kadar yeter. Evet, Metin Bey de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, ben anlatacağımı anlattım. Bunların bazılarını görecek zaten. Dursun Hanım'da gönderecek. Bana her hafta rapor veriyor. Bizim arkadaşımız gören kültür platformu Abdullah Yılmaz. Dursun Hanım'a gönderdim diyor efendim. Diyor. Böyle her seferde Dursun Hanım herhalde alıyorsunuz. Bana raporluyor. Peki Atilla el kaldırdı. Atilla ile birlikte başlayalım bakalım konuşmaya. Mustafa, sen çok güzel tarif ettin ve şey yaptın. Yani benim sana ilave edeceklerim birkaç tane şey. Şimdi o haritada baktığımız zaman, şeyin haritasını, Güneydoğu ve Doğu'daki haritaya baktığımız zaman oradaki IQ'lar düşük olduğu görünüyor. 90'ın altında, 80 küsur galiba, değil mi? Şimdi bu IQ testleri ağırlıklı olarak intelligent, yani bilgiye dayalı şeyi ölçüyor, zekayı ölçüyor.
Bu bilgiye dayalı zeka dediğimiz zaman oradaki insanların eğitim seviyesi diğer bölgelere göre en alt seviyelerde. Ve en alt seviyelerde olduğu için de ağırlıklı olarak şey yapıyor, düşük seviyelerde kalıyor. Şey zekasını, intelligence zekayının kas sayısını yükselten şey ağırlıklı olarak eğitim. Ama bu nasıl bir eğitim? Yani şimdi oradaki adamlar da eğitim yapıyorlar ama o eğitim ağırlıklı olarak ezber eğitimi. Yani dilsel veya şey metinlerin tekrarlanması. Onlar beyinde nöronların yeni yolaklar olmasını sağlamıyor. Sadece aynılarını kullanıyorsun, şey yapıyorsun. Beyni geliştiren şey beyindeki yolaklar. Ne kadar böyle yolak oluşursa nöronlar arasındaki bağlantılar o beynin işleme kapasitesini artırıyor. Şimdi sen biraz evvel İngiltere'deki eğitim ve şeyleri söyledin. Oradaki işte ustalıktan şeye varıncaya kadar, bilgiliye varıncaya kadar. İngiltere'deki zeka katsayılarının artmalarının sebebi 60-90'a kadar 60-90'dan sonra azalıyor. Tamam. 19. ve 20. yüzyılda İngiltere büyük bir büyüme sürecindeydi ve müthiş bir şekilde de sanayileşme ve şey için kendini paralıyordu tabiri caizse. İnsanları da limitlerini zorluyorlardı. Sonra o sanayileşme hızını kaybetti ve ondan sonra insanlar işlerini de kaybeder hale geldiler. Ve dolayısıyla aldıkları eğitimin de kalitesi gittikçe düşmeye başladı. Niteliği de değer kaybetti. Yani ben ona bağlıyorum. O bir. Bir de senin söylediğin bir şey var. Şimdi mesela dedin ki senin bulunduğu yerde, Gönen'de ondan sonra IQ'lar yüksek. Onları destekleyen faktörlerden bir tanesi de protein. Protein yani beyni yapısallığını şey yapıyor, olumlu etkileyen şeylerde. Tahıl da daha geçenlerde adamı hemen içeri aldılar. Aa, bu şey bize hakaret etti diye. Yani tahılla beslenen bölgelerde de ondan sonra bu şey zekanın gelişimi sınırlı kalmış oluyor. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama bir şey daha söyleyeyim. Şimdi gelişmede yavaşlama faktörlerinden bir tanesini ben şeye bağlıyorum. Bilgisayar ve telefonlara bağlıyorum. Neden? Çünkü insanlar eskiden bu bilgileri arttırmak için oturup uğraşmak durumunda kalıyorlardı. Şimdi uğraşma olayı kalkınca telefon rehberinde, eskiden telefon rehberinde de ezberliyordunuz veya bir yere not alıyordunuz. Şimdi şeyden bakıyorsunuz, telefonunuzdan bakıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla hafızayı kullanma şeysi düşüyor. Düştükçe de bunu olumsuz olarak etkiliyor. Yani şunu şey yapayım, beyin kullandıkça kapasitesi artan ve zenginleşen bir şey. Şimdi mesela culture dedin sen. Ona şimdi ağırlıklı olarak kültürel sermaye diyorlar. Kültürel sermayesi yani şeylerde yüksek olan ülkelerde de zeka da beraberinde artıyor. Kültürel sermayesi düşük olan ülkeler yani bizim işte bir kısım bölgelerimiz gibi o zaman onların toplumdaki katkısı ve değeri de az olmuş oluyor. Hatta bakanın bir tanesi de demişti ya biz buluş vesaire falandan ziyade biz ancak şeyleri taşeronluk yaparız. İşte olanları üretiriz, satarız falan gibi bir yargıda bulunmuştu. Dolayısıyla bizim bunları değiştirebilmemiz için holistik düşünce olayı önemli kalıyor. Holistik düşünce çünkü dallı budaklı bir düşünceye yol açıyor. Öbürleri belli bir çizgisel bir eğitim modeli, bir çizgisel bir düşünce insanın düşünce şeysinin yapısını sınırlı kalmasına sebep oluyor. Benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Biyolojik olarak tam şeyin yükselmesine, zekanın yükselmesine proteinin katkısı olduğunu ben de kabul ediyorum. Zaten bu bilinen bir gerçek. Çok söylenen de bir gerçekti. Et yemek. Ki bu ta nereye kadar gittiğini söyleyeyim. İran'da Ahura Mazda
olgusuyla birlikte o şeyciler, ateşe tapanlar da önemli bir şeylerden bir tanesi de çiftçilik, hayvan yetiştirir, et yiyip demesidir. Bunu işte yaklaşık olarak 2000 yıl önce bile söylemişler. 2000 yıl önce bile söylenmişler. Evet, Artaş Bey söz istedi. Artaş Bey de söz istedi. Evet. Şimdi çok çok teşekkürler. Gerçekten kavramsal bir yaklaşımla zeka konusunu aktardınız bize. Aslında benim söylemek istediğimi Atilla Bey son anda aktardı. Bence 90'lardan sonra zekanın, yani zekiliğin diyeyim, azalmasındaki nedenlerden birisi bilişim teknolojilerinin yayılması ve bunun tüketici olarak insanlar tarafından kullanılması. Orada bir paradoks var. Tabii bu bilişim teknolojilerini yaratanlar oldukça zeki insanlar. Ama ürünleri kullanıldıkça yığınlar tarafından zeka olayında bence bir azalmaya neden olabiliyor. Diğer taraftan eğitimle ilişkisini ben pek göremiyorum. Çünkü küçük yaşlarda yapılan zeka testlerinde ortaya çıkan sonuçlar aslında daha eğitimi tam olarak tamamlamamış, belirli seviyede eğitim almış çocuklar arasında yapıldığında o fark ortaya çıkıyor. Yani bence zeki genetik ve beslenmeye de dayalı olabilir, etkileri olan bir gelişim, bir süreç veyahut da bir özellik diyeyim ben süreçten ziyade. Çünkü süreç dersem insan zekası arttırılabilir mi sorusu ortaya çıkar. Hakikaten arttırılabilir mi? Ben zekanın arttırılabileceğine pek inanmıyorum. Yani zeka a priori olan bir şey olarak düşünüyorum ben bunu. Vardır yahut yoktur. O, çünkü zekada önemli olan algılama, ilişkileri görebilmek ve bir adım ötesinde hakkında karar verebilmek özelliğini taşır bence. Ve bu da eğitimle fazla kazanılabilecek bir olay değil. Eğitimle belki düşünce sistematiği kazanılabilir ama zeka yönünden bence hani varsa vardır olarak görüyorum ben. Yani bir Einstein'ın zeki olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü hakikaten yaratıcılık da var bunun içerisinde. Benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Bunu söyleyeyim. Yani zekanın arttırılabileceğini pek düşünmüyorum. A priori olarak bir özellik olarak insanda olan bir özel bir donanım olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Testlerle ölçülen konuyu zeka olarak kabul edersek Descartes testinde mesela şu anda en tanınmış bu günümüz testi Alfred Binet ile birlikte başladı ki IQ lafını ilk kez 1912 yılında bir Alman olan Wilhelm Stern koyuyor. O da Alfred Binet'in testlerine binaen bunu diyor. 1911'de başlamış olan testler. O günden bu yana baktığımız zaman o testlerle verilen cevaplara bakaraktan zekayı tayin etmeye kalkarsak zekanın geliştiği, ilerlediği noktasına geliniyor. Çünkü dediğimiz gibi her bir kuşakta, 20 yılda yaklaşık 3-4 puanlık bir artış, ki 90'a kadar arttığına göre, 1910'dan 90'a kadar 80 yıl içinde 4 tane kuşak olursak 4 kere 4, 16. Demek ki o sıradaki değere biz şey dersek, işte, 100 dersek 16 puan üzerine koymamız lazım ki ileri zeka noktasına geçiş yapmış oluyor kişiler. Ama bunun eğitim kısmının faktörü ne kadar doğal olarak muhakkak zekanın büyük bir kısmının insanın doğasından ileri gelen bir şey olduğu kesin bir genetik kısmıdır yani. Ama hiç değişmeyeceği şeklindeki iddia şu anda bu 90'lardan sonra da durmuş olan bu gelişmenin nedenini İşte belki işte bilgisayar teknolojisinin olaya devreye girişi, ayrıca işte bir de herhalde bir noktadan sonra insanların eğitimle kazanabildiklerinin belli bir sınırına geldikleri noktasını da gündeme getirmek mümkün. Bunları inceliyorlar şu anda. Bakalım ne çıkacak. Ona göre de sonuçta şeyler olacak. Evet, Fuat Bey el kaldırdı. Fuat Bey buyurun.
Evet, bu zeka testleri hep tartışmalı olmuştur. Yani testler gerçekten neyi ölçüyor, ölçmüyor. Az önce Artaç Bey'in söylediği gibi eğitimle ilişkili bir ölçüm yapıyorsa, ki öyle gibi geliyor bana, o zaman eğitimin mutlaka bir etkisi var. Ama eğitim dışarıda bırakan, doğal doğuştan gelen bir takım yetenekleri ölçen testler varsa, o zaman tabii eğitimin etkisi görünmeyecektir. Yani o testleri ben fazla bir o konuda çalışmış olmadığım için, bilgi olmadığım için bilemiyorum neyi tam ölçüyorlar. Çünkü bence ölçülenlerde mutlaka bir eğitimin etkisi vardır gibi düşünüyorum ama tabii yanılıyor olabilirim. Bir tartışmalı konu derken, bir taraftan da sonuçlar bir takım işte ırkların, bölgelerin, milletlerin, özellikle milletlerin ötekilerine göre daha zeki olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu da işte ırkçılık, sömürgecilik falan gibi suçlamalar yol açıyor. Onun bakımından da tartışmalı oluyor ve diyelim testleri yapanları suçlayıcı şeyler çıkıyor ortaya. Konular çıkıyor. Bu artmakta olan, işte 2020. yüzyılın başından beri artmakta olup daha sonra azalmaya yüz tutan dediğiniz İngiltere için doğru herhalde. Bilmiyorum Amerika ve Avrupa için de doğru mudur? Evet. Ama ben bunu Asya, Çin için mesela ne derece doğrudur? Yani azalma, çoğalma merak ederim. Afrika için ne kadar doğrudur? Bazı Afrika ülkeleri için. Yani onlarda da 90'lardan sonra azalma olduğunu sanmıyorum. Ama tabii bilmiyorum verileri. Yani bu artma ve azalma batıya göre tamam. İngiltere, belki Amerika, Avrupa için var da diğer ülkeler için, mesela Güney Amerika için acaba artma, azalma var mı yok mu? Ve buradan da eğer bir orada da azalma varsa, ki bilmiyorum ama batıdaki azalmanın bir nedeni az önce konuşuldu. İnternetin bilgiye erişimi çok kolaylaştırması. Eskiden okunan, öğrenilen şeyler belki bir yere kadar özümseniyordu ve yaşamda da kullanılıyordu. Şimdi anında bilgiye ulaştığınız zaman özümseme, alınan bilgiyi özümseme olamıyor o kadar veya az oluyor. İşte bu da bilgi hiyerarşisinde ki yerlerimizi yükseltemiyor. Yani en üstte işte bilgiliğe uğraştırmak için Atilla Bey'in de dediği gibi bütünsel eğitimi, holistik eğitim gerekir. Belki onu ben söylüyorum ama analitik eğitimle orada bilgelik düzeyine pek ulaşmak zor. Holistik eğitimle yukarı doğru çıkarsınız ama analitik eğitimde aşağıda işte mesleki eğitim, ustalık falan düzeyinde kalırsınız. O da ölçülen zekanızı belki pek fazla yüksek göstermez. Yani zekanın ölçülmesi bir, bence sorun demeyeyim ama değişken bir sonuçlar doğurabilir. İkincisi de analitik öğrenme gerçekten holistik öğrenme gibi yükseltemez. Bilgelik düzeyine eriştirmesi daha zor olur. Zaten farklar puanlarla 3 puan, 5 puan, o da eğitimin analitik veya bütünsel olmanın farkından dolayabilir. Yoksa eğitim, yoksa ölçülen değerler böyle 50'ye 100 falan değil. İşte 94'e 95, 96 ya da 100, 102. Bu o kadar küçük farklar eğitime atfedilebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki o zaman genel bir şey söyleyeyim. Afrika ülkeleriyle şu anda en yüksek olan Uzak Doğu'nun, işte Çin'di, Tayvan'dı, o gibi ülkeler arasındaki puan farkı, IQ puan farkı, skor farkı yaklaşık 40 puan. Öbürleri 70'te geziniyor, öbürleri 110 civarında geziniyorlar. Tamam. Onu aktarmış olayım. Avrupalılarınki 100 ortalamasında oluyor ve Avrupalılar gerçekten geriliyor yani şu anda. Azalıyor. Yani aynı Viskar testini uyguladıkları müddetçe azalma kaydediliyor. Her bir kutlakta 3-4 puanlık bir azam, böyle diye artışın yavaş yavaş aynı kalitede veya da aynı ilerlemiş dünya ortalamasına göre sorulan sorularda böyle bir problem yaşandı orada. Türkiye'de de artış var. Türkiye mesela ortalaması 90 iken 2015 yılında muhtemeldir ki işte bir 10 yıl içerisinde 2-3 puan arttığı düşünülüyor ki, bilmiyorum şu anda 2015'ten bu yana dinsel eğitimin olumsuz etkileri işin içerisine girip bizdeki bu ilerleme imkanını şey yapmış, tetkik vurmuş olabilir mi onu bilmiyorum.
ama 10 yılda 2 puanlık bir artışın olabileceği söyleniyor. 20 yılda bir kuşakta 4 puan artış normaldir diyorlar. Başlangıç seviyesinde olan ülkelerde giderek azalıyor bu tabii. Demek ki Avrupa'daki bu 50 yıl önce 60-70 yıl önceki hızlı artış giderekten durgunluğa ve şimdi gerilemeye döndü. Böylece eğitimin olayın içerisinde önemli bir faktör. Ne anlamda? En azından %10'luk 20'lik bir etki yaptığıyla ilişkili elde veriler var. Yani şu anda istatistiksel veriler. Burada Artaç Bey'in söylediği daha eğitim düzeyine veya programına eğitime girmemiş. Küçük yaş deyince hangi yaş bilmiyorum ama 2-3-4 yaşında belki. Kişilerde, çocuklarda yapılan testlerin daha başlangıçta bir ileri ülkelere daha yüksek puan getirdiği, daha genel IQ düzeyi daha düşük olan ülkelerde çocuklarda bile bunun görülmeye başlandığını ben ilk kez duydum ve şaşırdım. Doğru olabilir tabii. Fakat büyüklerde yapılan testlerde kesinlikle bence eğitimin payı var. Çünkü PISA testleri bilirsiniz. PISA testleri 15 yaşındaki gençlerde yapılıyor bir sürü ülkede. İşte OECD ülkede, 50-60 ülkeden. Ve 3 test var. Okuduğu dilde veya ana dilindeki okuyup anladığı anlaması ölçülüyor. Matematik, fen bilimi. Tamamen eğitime dayalı. Matematik ve fen bilimleri kısmı tamamen eğitime dayalı. Okuduğu anladığı da herhalde öyle. Ve PISA testlerinin sonuçları o devletlerin IQ'larıyla ilişki ve korele çok. Yani eğitim, PISA testleri eğitimi ölçüyor ağırlıkla. IQ ile eğitim ilişkili olduğu oradan biraz çıkıyor. İlişkili olduğu ortaya çıkıyor. Bu arada PISA testlerinde yapılmasında şöyle bir metodoloji uygulanıyor. Her devlette veya ülkeden rastgele seçilmiş birkaç bin öğrenci, 3000, 4000, 5000 yani birkaç bin öğrenci alınıyor. Rastgele seçilmesi çok önemli. Onlara testler uygulanıyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey de olmuş. PISA'cılar Türkiye'ye geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'na rastgele öğrenci seçmeye çalışmışlar. Fakat bir hile hurdayla diyelim daha iyi okullardan öğrenci seçilmesi hilesini yapmış diyelim bakanlık bu sonradan. Onun için bizim biraz yüksekçe çıkmış. Halbuki önemli olan rastgele tamamen. İyisi kötüsü her şeyle. Hatta sonra o zaman bir bakanlık müsteşarım ya yardımcısına bir söyleyeyim. Vize testlerimizin kötü gelmesinin sonucunu şöyle açık. Tabii dediler. Dedi müsteşarımız. İyi okullar seçseydik biz dünya birincisi olurduk. Bize iyi okulları seçtirmediler. Onun için böyle kötü sonuç aldık dedi. Hüsnettin'in tabii amacı tamamen başka. Anlamamış o kendisi. Evet. Her konuda Türklerin bu korkunç bir hatasıdır. Her konuda iyi tarafının olduğunu ve o tarafın ölçülmesi gerektiğine inanan evet. Bir ülkeyiz yani biz bu. Onun bu aynı yerde değil ki burada bu kadar. Zeki adamları azıcık bir negatif taraflarını söylüyorum. Abi sizler ağlamaya başlıyorlar. Ya bu kadar kompleksi başka bir millet bulamaz. Zeki olabilir ama korkunç da kompleks var yani. Yani illa ortalama olmayacak. O iyi tarafını gösterecek ama her başka tarafta da her berbat tarafına konuşacak. Başkalarının berbat tarafını, kendi tarafını, iyi tarafını. Bu Türklerin temel özelliği. Ya ben bunu ilk Almanya'ya gittiğimde, pardon konu çok farklı ama şeyde bir otobüste yaşadım. Otobüs gidiyordu böyle. O arada ön taraftaki başka bir otobüsle bir şekilde bir olumsuzluk yaşadı verdim trafik içerisinde. Bizim otobüsün içindeki kişiler hatalı olduğunu fark edince bizim şoföre, oradaki şoföre birkaç tane laf söylediler. Çünkü çok onlar da tehlike geçirdiğini hissettiler. Yani bu Türkiye'de mümkün değil. Her o otobüse binmişse o otobüs ne halt yerse kendisini haklı olarak görüyor ya. Bu felaket kötü. Türkiye'de olmaz bu. Mümkün değil. Bakın dün benim başıma geldi. Dün daha Kadıköy'den Fenerbahçe otobüsüne bindim. Buraları bilenler bilir. Bir yerde sapması gereken yere yanlış saptı şoför. Ve yolcular uyardı. Aa kaptan yanlış yazdı. Şoför farkına vardı. Ay dedi çok özür dilerim dedi. Biraz döndü dolaştı. Yine doğru yola girdi. Fakat hiç böyle şoförü fazla suçlayıcı falan hakaret edeceğim sözler olmadı. Tamam olur böyle şeyler dedi yolcular. Şoför de çok özür dilerim dalmışım falan dedi. İşte daha önce 4 numaralı çalışıyordum da şimdi Fenerbahçe'ye geçtim. Onun için ben eski otobüsle alışmışım.
Türkiye'de mazereti olmayan hiçbir insan yok. Süper. Mazeret şimdi o kadar büyük ki kocaman bir çuval. Taşıyamıyor Türk insanı. Mazeret çuvalını. Neyse boş ver. Tamam. Başka tarafa geçelim. Tamam. Yani benim en hassas tarafım ve de bunu Almanya'da 20 yaşındayken fark ettim. O günden beri de sinir oluyorum yani. Evet arkadaşlar. Ben bir ekleme şey yapayım. Zekadan bahsederken hani zeka insanda olan bir şey vardır ya yoktur. Hani zeka yoktur deyince aptal anlamına gelmiyor ama seviyeden bahsediyoruz. Yani burada benim sorduğum soru zeka arttırılabilir mi sorusu bir insan yaşamındaki süreçle ilgili olarak. Yoksa yıllar içerisinde, jenerasyonlar içerisindeki zeka artışı ya da değişimi sizin bahsettiğiniz gibi diğer faktörlere de işte kültürel olsun, hissi IQ olsun. Bu dış etkilerden kaynaklanabilen belki yani toplumsal olarak incelemeyi gerektiren bir şey. Benim kastettiğim şey zekanın daha küçük yaşlarda belirlenmeye çalışılmasından hareketle söylediğim bir şey. Yani belli bir yaşta yapılabiliyorsa bu zeka testi, bu o yaştaki insanların hakikaten zeki olup olmadığına yönelik bir takım yöntemlerle ortaya çıkardıkları veriler. Yoksa 40-50 yaşındaki bir insana zeka testi yaptırmak biraz absürt geliyor bana şu anda. Yani belki de gerek de yok. Duymuyor da insanlar böyle bir şey gereksinme. Yoksa bütün bizim politikacıların hepsini bir zeka testinden geçirmek gerekir bu yaşta. Benim kastettiğim zekanın yani insanın içinde olan, inherent diyebiliriz, var olan, kendiliğinden var olan bir değer olarak görüyorum ben. Bu da herkeste olmayabilir. Ben nasıl 1.85 olamıyorsam doğuştan, bunun gibi bir şey belki, hani belki benzetme tam olmayabilir ama hani doğuştan kazanılan ve genetikle ilgisi olan bir konu olarak görüyorum. Evet ama şimdi bu zeka testlerinin veriliyor ya ülkeler bazında hepsinde veriyorlar. Bunları baktığımız zaman o şeyi seyrederseniz orada ülkeler içerisindeki rakamlar da var tabii. Neyse oradan şunu söyleyeceğim. Bunlar yetişkin zekası ama çocukların ölçülü zekası anlamına gelmiyor. Yetişkinlerin ama zekasını ölçüyorlar. Zaten o yetişkin dediğiniz insanların zeka seviyesi çocuklukta ölçüldüğünde de yüksektir diye düşünüyorum. Bunu ölçüyorlar o belli. Mesela 50 yaşındaki adamın da zekası ölçülmüş oluyor. O öyle bir ortalamayla ölçüyorlar. Evet. Neyse arkadaşlar bu zekadan, zekanın doğal kısmı olduğu muhakkak o doğal kısmının tabii ki şey anlamına geliyor. Ne diyelim ona? Doğal zekanın ölçülmesi çok zor. Onun için ölçemiyorlar zaten. Doğal zeka kolay ölçülecek bir şey değil. Doğal zekayı nasıl ölçeceksiniz? Bir gün o zaman bir anekdot olarak aktarmış olayım. İlk dönemiydi, yanlış hatırlamıyorsam, Başbakanlığında ilk dönemiydi Özal'ın. Bir tane adam geldi, herhalde propaganda olayıydı ama adam zeka konusunda, zeka ölçümü, doğal zekanın ölçümü konusunda dünya çapında bir uzman. Onun üzerine aynen verdiği demeçlerden bir tane söyledi. Özal'ın zekasını ölçtüm, 180 çıktı dedi. Ama ben dedi öyle şey zekasını, yani soru cevap zekasıyla değil diyor. Beyne işte şey koyduk, görüntüleme cihazı, o görüntüleme cihazıyla belli resimler göstererekten oradan elde edilen şeyle, sonuçlarla zekasının 180 olduğunu. İşte böyle bir ölçüm olursa o ölçüm tabii biraz daha farklı olacak. Ama bilgiye dayalı ölçümlerde yolakların dediği gibi Atilla'nın, yolakların gelişme imkanı da çok. Ve böylece de doğrudan doğruya zeka bir bakıma doğal değil de şimdiki ölçülenler hepsi öğrenilen zeka kısmını ölçüyorlar. O nedenle belli bir noktaya geliyor. Öğrenilme imkanı analitik yaklaşımla bitince bu kez gerileme başlıyor. Dediğimiz gibi simülasyon olgusu tabii aldı yürüdü. Bu insan zekasının mantığının daralmasını. Çünkü logoloji diye bir bilim dalı var. Logoloji. Logoloji mantık bilimi demek. Yani tam Türkçe'ye çevirirsek logolojiyi yeni yeni keşfetmiş durumdalar.
meta bir bilim olarak görülüyor bu. O meta bilimin insan zekasını doğrudan doğruya mantık kısmını incelemeye çalışıyor. Biz şimdiye kadar hala mantığı, işte insan zekasıyla ilişkili olan mantığı Aristo seviyesinde bakabiliyoruz. Onun daha ötesine geçen şey yok yani. Birkaç tane çok az bir ekleme oldu. İşte mesela buna ekleme yapanlardan Thurston bir tanesi, Amerikalı düşünür. Daha doğrusu kimya mühendisidir, o da kimya profesörüdür. Daha sonra mantığa da geçiş yapmıştır. Onun verdiği bir tek işte bu tümden gelin tüme varım, işte sillojizm, bunlar hep zamanında da vardı bu tür incelemeler. Aristo zamanından beri. Onun dışında da çıkılmış da değildi yani çok fazla. Bir tek o bir ekleme yaptı gerçek anlamda. Düşünme biçiminin veyahut da çıkarım biçimi, düşünme dedi. Çıkarım biçimi. Eğer insan çıkarım biçimlerini kullanamıyorsa zekası daralır yani, garanti verir. Siz zihni çıkarım yapamıyorsanız, herhangi bir konuda çıkarım yapamıyorsanız zihniniz daralacaktır anlamında. Onun için eğitim teknolojilerinde çok dikkat etmek lazım. Hep ben onun için vurguluyorum. Çıkarım yapabilme kabiliyetini insanda arttıracak şekilde eğitimi tasarlamak. Ama bunu böyle düşünen yok ki. Çünkü çıkarım yapmanın hiçbir faydası yok büyük sanayicilere. Büyük sanayicilere faydası olan ortalama, hatta belli bir zekanın da altısında çıkarmayacak, gürültü çıkarmayacak, yaptığı işi tekrarı da çok sevecek olan insan gerekiyor ona. Bütün zeka testleri niye başladı 1910'larda? Aynı tarihte, çünkü dünyada da Taylorizm başlamadı mı? Metin, Allah aşkına. Taylorizm ne zaman başladı? Aynı tarihte başladı. Zeka testleri başladı. Askeri Almanya'dan başladı. İki laf söylesene burada sen de. Bilmiyorum. İcat çıkarma diye bir söz var bizde mesela, değil mi? Yani icat çıkarma ya kötü bir şeydir iş yaşamında falan. Yani bir öneriyle, yaratıcı bir fikirle gittiğiniz zaman, herhalde eğitim sisteminde de böyledir yani bir idari anlamda. Ya şöyle bir yöntem uygulayalım veya şöyle bir teknikle konuya bakalım dediğinizde, o işi oturtmuş ve prosesi bir şekilde akıtan yetkili kişi size doğrudan böyle cevap verebiliyor. Yani icat çıkarma şimdi. Hani yürüyor, dokunma bozulmasın falan. Yani dolayısıyla tabii o Taylorist yaklaşımla, sanayideki o Taylorist modelle IQ ölçümünün aynı döneme gelmesinde herhalde böyle bir ilişkilendirme yapılabilir doğal olarak. Ve ben eminim ki herhalde işe alım süreçlerinde böyle hani çok üstün zekalı, yani anlamında söylüyorum tabii, yani zekanın ölçülmesi de sıkıntılı bir şey. Gerçekten yapılabilir mi? Çok tartışma açık bir konu ama hani belirli testlerle IQ veya bir takım yetenek, yetkinlik testleri gibi veya bilgi testleri gibi testlerle insanların seviyesini ölçme edilen sonuçlarda böyle çok parlak sonuçlar elde edildiğinde, çok yüksek sonuçlar elde edildiğinde, örneğin bir insan kaynakçı gözüyle bakacak olursanız bu çok tercih edilmeyebilir. Aynen çok düşük puan alanları tercih etmemek gibi. Çünkü çok yüksek puan alanlar da arıza çıkartabilir, sorun çıkartabilir size. Dolayısıyla o işte belli limitler arasında iş yapma sistematiğini oturtmak istiyorsanız, o sözüne katılıyorum yani Mustafa'nın. Problem çıkarmayacak, işte sıkıntı yaratmadan işin akışını sağlayacak insanlar tercih edebilirler. Peki, yani ben izin verirseniz başka birkaç şey söylemek isterim. Olur mu? Tabii. Ya bu hani zekayı ölçme konusu, dediğim gibi ya IQ mesela zekayı gerçekten ölçen bir araç mıdır? Ya da diğer ölçüm araçları zekayı ölçen bir araç mıdır? Bu bana biraz geliyor. Yani tevatür geliyor. Sonuç olarak o ölçtüğümüz kapsamdaki konular neyse, IQ'da da öyle. Veya herhangi bir işte bilgi veya tecrübe, deneyim, yeterlilik ölçen herhangi bir test de oradaki sorduğumuz sorularla ya da baktığımız konularla sınırlı bir şey. Tabii ki zekayla bir ilişkisi var ama top konu değil gibi geliyor bana.
Artaç Bey'in söylediği söz de çok hoşuma gitti. Hani varsa vardır diye. Bence vardır. Yani hani zihinsel engeli olan insanlar için bile ne denir? Hani genel geçer bir bilgi olarak işte ya hani seviyesinden bahsediyorum ama seviyeden bahsediyorum. Tabii. Ben de onu saldır insanlar anlamında söylemiyorum zeka derken. Aynen. Yani ben söylediğinizi anladım. Onu netleştirmek adına kendi kafamdaki algıyı netleştirmek adına söylüyorum. Yoksa bir eleştiri olarak almayın lütfen. Yani şöyle seviyelendirme yapıyoruz işte çok az, orta, iyi, çok iyi falan gibi. Bir seviyelendirme yapıyoruz ama bu seviyelendirme orada kullandığımız argümanlarla sınırlı bir şey. Şimdi IQ için Afrika'daki insanların genel ortalaması çok az çıkıyor olabilir. Ama Afrika'da yaşayan insanların yaşadığı şartlara örneğin bir Avrupalı'yı ya da bir Türk'ü soktuğunuz zaman hayatta kalma şansı çok azalır herhalde. O zaman ya bu da zekanın bir boyutu değil mi? Yani hayatta kalma becerileri, orada ne tür problemlerle karşılaşıp ne tür çözümler üretebildiğiniz falan. Yani böyle baktığımızda aslında birçok boyutu var. İşte holistik bakmak da herhalde bununla ilgili. Yani genetikle ilgili tarafı var, beslenmeyle ilgili tarafı var. Hatta aynı yumurta ikizlerinin bile birbirlerinden farklılığından bahsedilir biliyorsunuz. Burada da işte beslenme, eğitim, işte ilişkiler, bu ilişki veya başka bir takım unsurlar, yaşanan deneyimler. Ya bunlar farklılaştığı için insanlar farklılaşıyorlar. Bir seviyelendirme, böyle kategorilere oturtma ihtiyacı da herhalde buradan kaynaklanıyor. Yani iki tane aynı yumurta ikizini bundan daha iyidir falan diye ölçme ihtiyacı duyduğu için böyle bir araca herhalde ihtiyaç duyuluyor. Yoksa bunun ötesinde yani bunun bir işe yaradığı varsayılıyorsa kullanılıyor. Bunun ötesinde de çok anlamlı bir şey değil. Beynimiz varsa ister engelli olalım ister süper zeki insanlar olalım bir zeka kavramından bahsetmek durumundayız. Hatta günümüzde biliyorsunuz geçmiş toplantılarımızda da konuşmuştuk. Yani insana yakın başka bir takım memeli sınıfından canlıların da zeka göstergelerine ilişkin bir takım konuları tartıştığımızı hatırlıyorum. Yani bu belki gelişerek devam edecek bir konu. Ama yani bunun eğitimle ilişkili tarafı herhalde işte yani ölçmeyle de bağlantılı olduğu için bir tartışma konusu. Çünkü insanları yetiştirirken bir müfredat üzerinden bunu yapıyoruz. Ve onun içine o müfredatın içerisinde belli konuları, kavramları koyuyoruz. Sonra da onu yani gerçekten iyi yaptık mı, yapmadık mı diye bir değerlendirme ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Çünkü yapılan işin doğru yapılıp yapılmadığını, ilerleme kaydedilmediğini anlama ihtiyacı var. Yani belki biraz böyle bakmak lazım konuya diye düşündüm ben de. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi ilginç gene hem Artaç Bey'in hem de senin vurguladığın noktayla ilişkili aklıma gelen bir örneği aktarmış olayım. Biliyorsunuz Japonların 7 samuray olsun o bir tane rejissörleri vardı. O ismi şimdi aklımda değil. Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. Evet. Akira Kurosawa'nın Dersi Uzala diye bir filmi vardı. Evet. Dersi Uzala filmini seyrettiğim zaman bu bir ormanda yaşayan bir insana bir şey anlatıyor. Bir Rus harita mühendisi belli bir yaş grubunda hem eğitim almış hem de kaliteli bir Rus harita mühendisi haritasını çıkaracak o bölgenin. O arada tek başına ormanda yaşayan Dersi Uzala ile karşılaşıyor ki Dersi Uzala Sibirya ormanlarında bir adam. Bu adamın, olmuş gerçek bir şey bu ama. Bu adamın o filmi muhakkak seyredin. Orman içerisinde veya o yaşantı içerisindeki zekasını ben gördüğümde, bak inanın orada çevresinde, adamın çevresinde birkaç tane adam var. O adamın yaşam becerisiyle ilişkili öbürlerini kıyaslarsak gelsin uzalı. Ben o arada gözlerim dolmuştu adamın zekasından ötürü. Onu da aktarmış olayım. Ama dediğimiz gibi bugünkü ölçülen farklı bir şey ama gene de tek yumurta ikizlerinden bile farklı bir şekilde zekanın geliştiğini fark ettiğimiz için böylece doğuştan gelenlik
veyahut da genetik olanla, mesela doğuştan gelenle genetik olan gene biraz farklılık gösteriyor her zaman. Çünkü tek kısmında genetik bakımda aynı oldukları halde doğuşlanlık farklılığı ortaya çıkabiliyor. Onun haricinde çevresel, çevre, ötenik denilen olay çevreyle ilişkili olarak insanın zekasının veyahut da insanın zihnindeki değişimleri ifade eden bir şey. Ki buna ne de dahildir? Hepsi dahildir. Yani beslenmeden tutun, işte insanın yarattığı her şey çevrenin bir parçası. Şehirdeki bulunman bile, yani belli bir büyük bir kalabalığın içinde şey olmuş olman bile, yaşıyor olmuş olman bile seni etkiliyor tabii. Sosyal zekayı bu sefer geliştiriyor mesela kalabalıkta olmak. Köylerdeki insanların yabani olmasının sebebi az insan teması nedeniyle oluyor. Bütün bunlara baktığımız zaman zekanın pek çok tarafının daha irdelenmesi. Gardner'ın çoklu zeka kuramına giriş yaptın şimdi. Gardner çoklu zekaya ben inanmıyorum. Zeka tektir ama zekanın gelişim ve de bakış evrelerine göre değerlendirilmesi farklı. Ben tek zeka olduğuna inanıyorum. Yani Gardner'ın zeka şekli analitik. Çünkü oradan sporcu yetiştirecek bilmem ne diyor. Gardner çok uyarık. Tam bir Amerikancı bu. Şimdi şöyle söylüyorum adama çünkü. Herkese bir mavi boncuk dağıtmak için çarptırdı. 9'a çıkardı sonunda. Ya fena açtı. Ama yani eğitim sistemine etkisini düşün. Yani değil mi? Tabii canım. Hala eğitim fakültelerinde Gardner'ın çoklu zeka kuramı öğrenilir. Ve öğretmenlere bunun bir yöntem olarak nasıl kullanabilecekleri anlatılır örneğin. Tamamdır Metin'ciğim. Tamam da tıkandı işte. Batı tıkandı şu anda. Zeka geriliyor. Ne yapacak? İşte Gardner gibi böyle her şeyden bilmem ne çıkar, sinekten yağ çıkarmak isteyen zihniyetin sonu buraya geldi yani. Onu anlatıyorum. Coğrafi bölgelerdeki yaşam ustalığı yahut becerisi bence zeka ile alakalı değil. Metin Bey, yani bizler de şimdi bir Sahara bölgesinde yaşayamayız. Bu yaşam koşullarına uyum çok daha geniş bir süreç içerisinde kültürle bağlantılı, ortamla bağlantılı bir şey olarak düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, çeliklenme diye bir hikaye biliyor musunuz? O ilginçtir. Hakan etrafıyla birlikte bir yerlerde dolaşırken çok soğuk bir yerde, kuzeyde Türk Hakanlarından biri, Orta Asya'da diyelim, Tuva bölgesinde bir bakıyorlar, bir yerden geçiyor atıyla falan, adamın biri bir çocuğu, ufak yeni doğmuş gibi bir çocuğu buz gibi kırmış şeyi, buzu sokup çıkarıyor böyle. Sonra ne yapıyorsun derken adamı yakalıyorlar. Ya çelikliyorum. Ne demek çalışıyorum? Biz doğduğumuz zaman ben de öyle hep böyle çelikleriz demiş böyle. Allah Allah, vay arası. Peki ölmüyor mu? Sordunuz, sonra gerçekten çocuk yaşıyor. Onun üzerine Hakan ilk çocuğu oluyor aradan birkaç yıl geçtikten sonra. Tabii buza sokup çıkarınca çocuk ölüyor. Gel getirin lan diyor şu adamı. Adamı getiriyorlar. Ya kardeşim diyor, bak öldüyse. Ama demiş, size olmaz tabii, bizim dedemin dedesi hepsi de çeliklenmişti. Yani evrim süreci çok güzel çalışıyor orada. Biyolojik evrimden haberi yok tabii şeyin artık. Peki bu şeyde ağaçları çelikliyorlar, bu da ondan dolayı mı öyle diyor? İşte yani laf oradan geliyor. Herhalde. Öyle mi? Ağaçları çelikliyorlar biliyorsunuz. Evet. Burada güçlü olma anlamı oluyor. Oradaki çelik farklı, buradaki çelik farklı. Aşılama galiba. Burada kişinin yaşama karşı dayanıklılığının ifadesi, soğuğa karşı. Orada ise bir tane böyle bir saplama yapıyorsun, ona çelik diyorlar. Saplamaya çelik diyorlar. Yani ağaçlarda çelikleme yapabilmeniz için yarmanız lazım. Bir dalı kesiyorsunuz, yarıyorsunuz. Oraya başka bir tane diyelim ki armuda, ama çok farklı ağaç yapamazsınız tabii. Armuda şey ekliyorsunuz. Diyelim ki armut değil ama ahlata armut ekliyorsunuz. O olur. Çünkü biri zaten onun genetik bakımından eski olanı. Genetik değiştirme.
Evet, genetik değiştiriyorsunuz. Ona da çelikleme diyorlar. Benim kayısı ağacı gibi yani. Bir çelikleme istediği ihtiyacı var hocam. Kocaman oldu, meyve vermiyor ya. O zaman yapın, çelikleyin, bir dalın kesin. Ama onun belli bir zamanı var, onu sorun şeyleri. Evet, evet. Ziraatçıların. Ama ziraatçılarından da özellikle ağaçla ilgili olan, onlara sorun. Evet. Bilmiyor çünkü bu işleri. Evet arkadaşlar, başka katkısı olacakları bekliyorum. Yavuz Bey, buyurun. Hocam ben kopya çekmeye çalışıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Estağfurullah. Yani pazar sabahlarına mesela mazeret çuvalı diye bir başlık olabilir. Ben ne yazabilirim bilmiyorum. Ama bunun gibi bazı başlıklar yakalamaya çalıştım. Mesela icat çıkarmak nedir bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. 10.000 saat kaidesi diye bir şey var. Bir konuyu tam anlayabilmek, tam anlatabilmek ve o konuda usta olabilmek, virtüöz olabilmek için 10.000 saat bir emek vermeniz gerekir der. Siz mesela bize her derste kafamıza kakıyorsunuz. 180 saat çalıştım, bu konuyu size getirdim der gibi. Ki bu kadar yılın birikimi üzerine üstelik siz bu 180 saati koyuyorsunuz. Ama biz maalesef sizi kopya bile edemiyoruz, taklit bile edemiyoruz. Bir de her hafta fırça yiyoruz. Burada benim şu konuyla ilgili söyleyebileceğim bu beynin sağ ve sol taraflarını eşit çalıştırabilmek, işte biraz sanat tarafımızın olması, sorgulamayı becerebilmek, biz bunu yapmıyoruz ve hafız yetiştiriyoruz. Yani Türkiye'de 100.000 civarında cami var, imam hatip var, şu var, bu var. Yani hafız ezber ağırlıklı yetiştiren gençlikten ne bekliyoruz? Bu kişiler sorgulama yapabilir mi? Düşünmeleri farklı mıdır? Eleştirme tarafları var mıdır? Kaldı ki yeni yeni kanunlar da çıkarıyoruz. Soru sormak, tenkit etmek yasaktır filan şeklinde. Enteresan bir iki cümle söylediniz hocam. Herhalde siz bunu açarsınız veya bize ileride ön bir fırçayla bu konuları anlatabilirsiniz. Zekanın doğal ve suni olanı var mı? Herhalde var hocam. Siz bunlardan bahsettiniz çünkü. Suni'de öğrenilen Yavuz Bey. Öğrenilen suni anlamına gelir. Suni ne demektir? İnsan yapısı demektir. Yapıntı demektir. Sunilik, yapıntılık. Evet. Sonradan öğreniliyorsa doğal olan kısmını bana göre üçte biri suni üzerine konulabilir. Yani insan zekası doğuştan doğru dürüst ölçülebilen bir zeka olduğunu farz edelim ve onu ölçelim. Çok zor. Gerçek anlamda onu diyelim. Evet. Çocuğun belli bir yaşa kadar, 21 yaşına kadar zeka maksimuma erişiyor. O anda doğal olarak çevreden herhangi bir şekilde bilgi almayacak ama çevreyle ilişkisini geliştirecek ve siz onu tam 21 yaşında ölçeceksiniz. Ondan sonra bile diyelim ki 80 yaşında veya 70 yaşında, 80 demeyelim 65 yaşında artık zekanın iyice gerileceğini düşündüğümüzde fazladır. Biraz da yaşla birlikte gelişleyen bir zeka kısmımız da var. Normalde bu dikkatimiz azalıyor vesaire falan. Onları da çıkaracaksın. O arada öğrenilmiş şeyler olduğunu tahmin ediyorum. O öğrenilen şeyler gerçek anlamda işte o çevreden veyahut da işte insanın doğal olmayan, doğal çevremiz de var çünkü. Mesela ormanda gidiyorsunuz, hayvanları seviyorsunuz. Bunun şeyle ilgisi yok, insanın yapaylığıyla ilgisi yok. Ama hastaneye gidiyorsunuz, size mesela B vitamini alıyorsunuz sürekli. Bu ne demek oluyor? Ne güzel işte. Bak mesela bende unutkanlık başladı. B vitamini deyip duruyorlar. Al bu kadar uğraşırsan B vitamini alman lazım. Diyorlar almıyorum. Ama geçen baktım bayağı karıştırıyorum. Bayağı unutmaya başladım. Yani mesela. Evet. Alın hocam alın. Mesela çıkarım biçimleri diyorsunuz. Herhalde bu bir sunu konusu olabilir hocam. Bilmiyorum. Tümden gelim ve tüme varım. İşte biri holistik tümden gelim, evet. Biri tüme varım. Analitik yaklaşımı bir parçası. Yani indirgeciliğin varışı tüme varımdır. Öbürü ise tümden gelimdir ağırlıklı olarak. Evet, bunlardan hocam. Bir üçüncüsü eklenmiştir diyorum. Üçüncüsünün eklendiğinde işte First denilen Amerikalı şeydir, kimya profesörüydü. Onun abduktif denilen yeni bir yöntemi var. O abduktif yöntemle de bir düşünme biçimi var. Bir tek o eklenebildi. Ama
insanların çoğu mesela şimdi Samit Bey açsa şeyini söylese bilmiyorum orada görünüyor mu şu anda orada mı okuyor mu gene. İki tane şeydi neydi Sertaç Aktan'ın şeyinde iki özellik şimdi onu sen söylemesi olmazsa. İnsanın neredeyse aç şimdi mikrofonunu aç Sami Bey. 20. yüzyıldan insanın öğrendiği iki şey var diyor. Birincisi iki ayrı nesnenin ayırt edilmesini öğrenmiş. İkincisi evet. De aynı cins nesnelerin sınıflanmasını. Tamam. Öğrenmiş. Birincisi akıl yürütmede ayırt etmek şu anlama geliyor. İkisinin farkını öğreniyorsunuz. Böylece karşılaştırma yapmayı biliyorsunuz. Yani bir tanesi karşılaştırma analojiyle insanlar çoğu hani aklım gözümdedir derler. Türk'ün aklı gözümdedir. İşte analoji yapıyor. Boyuna bakıyor. Onun farkı var. O farkla. Ondan sonra da sıralıyor. Ya bu büyük ağaç bu ondan küçük bu bilmem ne. İşte atıyorum şimdi makiler var bilmem neler var. Onları birbiri içerisinde de bir sıralama yapıyor. O iki şey insanoğlunun 21. yüzyılda en çok kullandığı iki akıl yürütme biçimi veya çıkarımda kullandığı yaklaşımlar. Evet. Hocam bir film adı söyleyecektiniz. Bu... Dersi Uzala. Uzala. Dersi Uzala. Akira Kurosawa'nın Dersi Uzala. Uzala. Peki hocam. Hocam bir de Flynn'in bir kitabından bahsettiniz. Düşük gösteren, sevgiyi mi gösteren dediniz? Onu anlayamadım. Flynn efekti denilen, Flynn etkisi denilen şeyi kitabın adı. Çok kitap var. Aynı kitabında böyle bir şey. Onun kitapları var. Ama şeye girdiğiniz zaman bakarsınız adamın bir sürü. Yalnız Flynn'in yazısı FL biliyorum. W var. İki tane de N var. Ona göre bakacaksın. Biliyorum hocam. Peki, Fuat hocam. Hoca düştü yine galiba. Evet. Hocam, kötüymüş. Onun için ayrıldı. Hocam siz heterozu anlatmadan gitmeyeceksiniz herhalde. Heteroz gerçekten. Şimdi heterozu niye sonra bıraktım? Şu bölgede heteroz nedeniyle olumlu etki oluyor. Heteroz nedir? Heteroz iki tane birbirine yakın olup da çiftleştiği zaman bir üçüncü tam aynı olmasa bile bir üçüncü bir yaratığın ortaya çıkması anlamına geliyor hayvanlarda. Mesela şeyle atla eşeğin çiftleşmesi sonucunda heteroz sonucunda buna heteroz diyorlar işte. Ne ortaya çıkıyor? Atıyorum şimdi katır ortaya çıkıyor. Katır güçlü oluyor. Eşeğin vasıflarını da almış oluyor. Atın büyüklüğünü de almış oluyor. Attan büyük oluyor. Eşekten büyük oluyor. Ama şeyin de olumlu tarafı olan eşeğin olumlu olanı da sakin oluyor. Böylece yük hayvanı olarak müthiş bir şekilde yararlı oluyor. Böylece şu noktaya geliyorsunuz. Bunlara heteroz durumlar diyorlar. Heteroz durumlarda eğer bir yerde etnisite çok şeyse oradaki evlenmeler sonucunda zekanın ilerleme imkanı da çok fazla oluyor. İşte bu heteroz diyorlar buna. Farklılıkları olan iki şeyin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan bir üçüncünün var. Şimdi Gönen'le ilgili olan tarafı ne bunun? Gönen Samsun Ladik'le birlikte Balıkesir Gönen Samsun Ladik'le birlikte Türkiye'de en karmaşık etnisitenin olduğu iki yer bunlar. Hatta Yusuf Halacoğlu'nun iddiasına göre Gönen etnisite yönüyle Türkiye'nin başkentidir der. Etnisite yönüyle yani Türkiye'nin tam bir etnik şeyini bileşimini ifade eden bir yer anlamındadır. Böylece bu karmaşıklık evlenmeler de zekayı gerektirdi. Çünkü orada da heteroz ben bunu çözemiyordum. Bunu okuduktan sonra çözmeye başladım. İşte onu okuyunca anladım. Demek ki heterozdan buradaki bu karmaşıklık nedeniyle zeka fazlalığı oluşmuş. Daha doğrusu karmaşık etnik sistemin bir araya gelip evlenmeler sonucunda ortaya çıkan ahvadın zekasında artış oldu. Evet arkadaşlar. Bir şey ekleyebilir miyim?
serbest kısma geçmek üzere senin herhalde şimdi kapatıp azıcık, 2 dakika mı var, 3 dakika mı bilmiyorum, ben de öyle gözüküyor da sizin durumunuz ne? Ataman Bey'in arkasında saat var, onu sorayım. Ataman Bey, saatiniz kaç? 3 dakika var. 3 dakika var, tamam. 3 dakikada Nesrin Hanım'a soralım. O çok dinledi. Ne diyorsunuz Nesrin Hanım? Ben önce merhaba diyorum hepinize. Geliyor mu sesim? Tabii. Sesim geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Uzun süredir gözükmüyordunuz çünkü. Evet, ben yazlıktaydım. Geç geldim. İstanbul'a geç döndüm. Yazlıkta da giremedim. Evet, tatil psikolojisi herhalde. Evet, zeka ile ilgili doğum anı, doğum sonrası diye düşünüyorum. Doğum öncesi genetik faktörler, kalıtsal faktörler. O ikizlerde verdiğiniz örnek, dediniz ki işte aynı yumurta ikizleri aynı zekaya sahip oluyor. Çünkü ikizler doğum anı var, doğum sonrası var. Etkileyen faktör zekaya o kadar çok ki, o kadar kompleks ki. Bütün uzmanlar, eğitimciler, bu konudaki fikir yürüten insanların hepsi kendi tezlerini savunuyor. Hala açıklama gelmedi zeka konusunda. Bakıyorsunuz uyum diyor. Yeni koşullara en hızlı uyum sağlayan insan en zeki insan diyor. Diğeri diyor ki işte matematik kuvvetli olan, sayısalı kuvvetli olan en zeki diyor. Yani zekanı ölçmeden dolayı farklılık ayrı bir şey. Doğal olan gelen farklılık da ayrı bir şey. Evet. Doğal genetik faktörlerle bitmiyor ki zeka ama. Genetik faktörler kalıtsal faktörlerle geliyor da onunla bitmiyor. Bakın etnik zeka diyorsunuz. Yani bulunduğunuz kesimdeki insanların, farklı kesimlerden gelen insanların bir senteziyle ortaya çıkan zeka diyorsunuz. Etkileyen faktör demek ki konumlara göre, geldiğimiz noktaya göre o kadar farklı etkenler var ki. Çok çok değişik. Zeka konusunda söylenecek çok söz var daha herhalde. Evet. Bekleyeceğiz. daha çıkmadı yani bence. Ben öyle görüyorum. Çıkmadı daha ortaya iyice. Doğrudur, haklısınız. Nesrin Hanım, sezeryan ve doğum zekayı etkiler mi? Etkiliyor. Tabii etkiliyor. Ben çocuk gelişimciyim. Etkiliyor şöyle. Mesela ikiz. Ben onları ilk Türkiye'deki özel eğitimcilerdenim ben. Ben ikiz gördüm. Bir tanesi üstün zekalı, birisi de özel eğitim gerektiriyor. Annenin doğum anı. Bir tanesine rahat bir doğum yapmış, diğerinde çocuk oksijensiz kalmış. Bu oksijensizliğin süresi o zekayı etkin hale. Ya üstün zekalı da yapabilir, hızlı bir doğumla. Çocuk genetik faktörlerde getirdiği bütün mirasıyla da doğabilir. Tam tersi de olabilir. Evet. Tam tersi de olabilir. O anki şansı çocuğun. İyi bir doktora düşer, iyi bir doğum olur. Annenin komplikasyonları olmaz, doğum anı komplikasyonları. O da etkili olabilir. Yani doğum sonrası faktörler, biraz önce işte protein almak dedik, dediniz. Protein alarak doğum sonrası faktörler çocuk uyarıcı almıyorsa, çocukluk 0-6 yaş arasında zekanın büyük bir çoğunluğu tamamlanıyor deniyor. 0-6 yaş zaten eğitim dönemi, okul öncesi dönemi, evde geçiyor ağırlıklı. Uyarıcı, ne kadar uyarıcı alma şansı varsa o kadar o zeka gelişiyor. Yoksa ham madde olarak kalıyor. Gizli zeka olarak kalıyor. Öyle yapalım, şeyi bitirelim, ama serbest kısımda konuşmaya devam edelim. Tamam, teşekkür ederim. Serbest kısımda konuşalım.
Bu haftaki toplantımızın sonuna geldik. Kadıköy Düşünce Platformu'nu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca kadıköydüşünceplatformu.org web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Toplantılarımız her cumartesi 15.30-17 saatler arasında gerçekleştirilmektedir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.